Arkadaşlar merhabalar, bu videomda sıfır geometri kampında üçgende eşlik ve benzerlik konusunda kelebek benzerliğini anlatacağız size. Ve benzerlik konusunda böylelikle bitirmiş olacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarasına hemen şöyle bir bakalım. 78 ve 79'u işleyeceğiz seninle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kelebek benzerliği aslında bu bizim uydurduğumuz bir şey, kelebeğe benzediği için ya da kum saati falan da diyorlar. Aslında bu da Thales teoreminin bir özel durumudur. Şimdi kelebeğe benzediği için bu şekilde biz buna kelebek benzerliği adını veriyoruz. Tabii kelebeğe benzediği için, ama bu ve bu kanat birebir aynı olmak zorunda değil. Bir küçük kanat bir de büyük kanat şeklinde de düşünebilirsiniz bunu. Kelebek benzerliği de yine açı benzerliğinden çıkıyor ispatı. Çünkü paralellik varsa kelebek benzerliğinden bahsedebiliriz bu arada. Yani şu paralellik olduğunda z'den dolayı nokta açısı yapıyor burası. Çizgi dersem z'den dolayı çizgi açısı yapar. Şu açılar da birbirine eşit. Bak, iki üçgen açı açıdan benzer oldu. Yani çift çizginin karşısı A bölü çift çizginin karşısı F eşittir. Burada çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı D, o da eşittir. Noktanın karşısı C bölü noktanın karşısı E şeklinde bildiğimiz klasik benzerlikten zaten çözüm çıkıyor. Ama dikkat et, ne zaman paralellik olduğunda biz kelebek benzerliğinden bahsedebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey geldi. Hocam şu ve şu A kelebeğe benziyor deyip burada bir oran yapamazsınız. Ancak ve ancak bunların birbirine paralel olması şartı var burada. Buna dikkat et. Kelebek benzerliğinde olayı daha da kısaltıyoruz. Biz bu kısa halini bilmek lazım. Açıdan yapmak bizi sıkıntıya sokabilir. Yani uzun yola sevk edebilir. O yüzden bunu bilmek lazım. Kelebekte de böyle yukarıdan aşağı ya da sağdan sola ya da soldan sağa oranlamalar birbirine eşit. Yukarıdan aşağı A bölü F eşittir. Aynı doğru üstünde bu C bölü F'ye eşit. Bak, temel orantıda tekrarlıydı, bunda değil. C bölü E'ye eşit. Öbüründe de aynı doğru üstünde şu B bölü D'ye eşit olacaktır. Evet, yukarıdan aşağı bu şekilde kelebek diyoruz. Ya da şu şekilde bir kelebek olduğunda hop şöyle hop şöyle, tabi paralellik olması şartı var. Bu sefer soldan sağa, mesela atıyorum 6'ya 4 diyeyim buraya. Hocam soldan sağa 6 bölü 4 oran var. Aynı doğru üstünde 6 bölü 4 en sade şekli nedir? 3 bölü 2'dir. Hocam burası 3K, aynı doğru üstünde burası 2K diyebiliriz. İşte burada da yine aynı şekilde 3A'ya 2A şeklinde oranı da yazabiliriz. Belli bir kat yazmak benzerlikte en kolay yaptığımız tekniklerden biriydi, değil mi? O yüzden bunu bu şekilde kat şeklinde yazmak tabii ki daha mantıklı. Hadi bakalım şimdi sorularda daha rahat bir şekilde anlayacağız. Oran verilmiş bize. Burası 2A ve burası 3A verilmiş. DC uzunluğuna 3A, BC uzunluğuna 2A yazınca hocam bir kelebek var burada. Çünkü paralellik de var burada. Yukarıdan aşağı oran 12 bölü x neye eşittir? Aynı doğru üstündeki bu 2A'nın 3A'ya oranına eşittir. 2A'nın 3A'ya oranı neye eşittir? Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı 12 bölü x'e eşittir. O zaman burada içler dışlar yaptığımız zaman 2x eşittir kaç yapıyor? 36 yapıyor ve x'i de böylelikle 18 olarak buluruz. Evet, örnek 44'de 18 bulduk. Ve şu temel bağıntıyı da söyleyeyim size. Kelebek ince ayrıntılı sorularda paralellik olduğunda genelde kelebeğe dikkat ederiz ilk etapta. Şimdi paralellik verilmiş mi? Verilmiş. Evet, paralel doğruları şöyle üstünden geçelim. Şöyle geçtik. İşte paralel doğrular üstünde kelebek var mı yok mu diye bakacağız. Aslında kelebekler havada uçuşuyor. Bir burada kelebek var böyle. Bir şurada kelebek var. Bir de büyüğünde kelebek yok mu arkadaşlar? Var. İşte sayılar bizi biraz yönlendirecek. Mesela x'e baktığınız zaman hocam x'e ait şu kelebek var diyebiliriz. Evet, ama hep bilinenden başlıyoruz. Öncelikli olarak şu kelebekten başlarsak nasıl olur? Bak, burada da bir kelebek var. Aa, çok güzel olur. Bu kelebekteki oran yukarıdan aşağı kaç? 6 bölü 15. 6 bölü 15 dediğimiz şey 3'e böl 2, 3'e böl 5. 2 bölü 5 oran var yukarıdan aşağı. O zaman yukarıdan aşağı 2 bölü 5 oran var. Burada 2 bölü 5 ya da şurada 2 bölü 5. 2A ise buraya da 5A yazdık. Şimdi biz x'e yoğunlaşacağız ya, o yüzden buradaki oranlamayı yazdım. Buraya da yazsaydık büyük kelebeğe de bakabilirdik. Ama en sadesi sanki burada 2 bölü 5'i burada yazdım. Hocam şimdi mavi kelebekte 2 bölü 5 yukarıdan aşağı oran. 2A'nın 5A'ya oranı yukarıdan aşağıya. Mavi kelebekte x bölü 5 oranına eşit değil midir? Evet. Yani x'i böylelikle ne buluruz? 5'ler sadeleşince 2 olarak buluruz. Örnek 45, 2 çıktı. Geldik örnek 46'ya. Şimdi paralel doğrular verilmiş. Arkadaş şu paralel doğruları şöyle gösteriyoruz. Paralel doğruları gösterdikten sonra temel orantı var mı? Var. Hatta kelebek var mı? Var tabii ki. Bak, şurada da bir kelebek var. Kelebek zaten ince ayrıntıdır. Ama kelebeği daha sonra kullanacağım galiba. Niye? Çünkü 3'e x. Hani oran yok ya. İlk önce sayının olduğu yerden başlarız. Peki şu paralellere baktığım zaman sivrilen yer buraya doğru küçülüyor, değil mi? Burada da bir temel orantı var. Temel orantıdaki oran kaç? 4 bölü tamamı 12. Bak 4 bölü 8 değil. Ha hocam 4'e 8 oran var. İşte 1'e 2 oran. Şöyle 1'e 2 oranı da yazarız ama bana burası lazım olacak ya. O yüzden şöyle bir tekrara gittim. Şimdi 4 bölü 12 nedir? 1 bölü 3. Hocam 1 bölü 3 oran var. Yani burası A iken burası ne olacak? 3A olacak. E şimdi kelebekteki oran çıktı mı? Çıktı. Yukarıdan aşağı 1 bölü 3 oran var. Yani A bölü 3A eşittir. Aynı doğru üstünde 3 bölü x'e eşittir. X'i de böylelikle ne buluruz? İşler dışlar yapınca 9 olarak buluruz. Ya da kolay benzerliklerde Allah aşkına sen de kolayca yap. 1'e 3 oran var. 1'e 3. Yani 3 de direkt 9'u yazabilirdin zaten. İlla böyle oran şeklinde de yapmana da gerek yok değil mi? Yani 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 bunlar kolay oranlardı. Kafadan yaptırabiliyordu. Kelebekte de yaparsın bunu. Geldik örnek 47'ye. Öncelikli olarak paralel doğrular verilmiş. Paralel doğruların şöyle bir üstünden geçelim. Bak hocam şurada kelebek var. Sakın. Paralel doğru, iki paralel doğru arasında bu kelebek. Hayır. İşte burada oran yok mesela. Kelebek yok yani burada. Hocam burada ne var? Şu paralel doğrularda 2 ve 4'e bakınca ne görüyorsun? Şurada bir kelebek var. Paralel doğrular arasında hemen kelebek ince ayrıntıdır. İlk etapta kelebeğe bakmanı tavsiye ederim. Aa ne güzel. Kelebekte oran var. 2 bölü 4 yani 1'e 2 oran var. Hocam şurada da 1'e 2 oran vardır ama bunlar işimize yaramayacak galiba. Bak şurası eşit verilmiş. Burayı yazalım. Burası K iken burası ne olacak? 2K olacak. Tamam. Kelebekteki oran yukarıdan aşağı 1'e 2, 1'e 2'yi yazdım. K iken burası da K değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Hocam X'e yoğunlaşacağız. X'e baktığımız zaman da bak şunlar birbirine paralel. Paraleller şuraya doğru sivrilmiş. Aynı zamanda bir temel orantı yok mu? Var. Yani X bölü tamamı. X bölü X artı 6 neye eşittir? K bölü 2K'ya eşittir. Yani işler dışlar yapınca 2X eşittir. X artı 6'dan X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Ama şunu söyleyeyim ben sana. Şimdi burada K 2K var ya paralellik de var. Hocam orta taban var deyip de daha rahat bir şekilde de bulabilirdik aslında. Çünkü 1'e 2 oran var. Orta taban var. O zaman şu parçayla şu parça eşit olacak. Direkt X'e 6'da diyebilirdin. Yani eski konularla yine karşılaşabiliyoruz. Aa burada temel oranttan da sonuca ulaştık zaten. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi neler verilmiş? Böyle bu açı ortay olarak verilmiş. Ege Ankara uzunluğuna K dersem neredesin Ege Ankara? Şurası. Bir de BK uzunluğu da ne verilmiş? BK uzunluğu da 3K verilmiş. 2 ve CK'da açı ortay olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada sanki bir şey yapılmış. Bir de şuraya şunu ekleyelim isterseniz. Bu FD ile neresi? BC'nin de birbirine paralelliği de mutlaka soruda verilmesi lazım arkadaşlar. Şu sanki unutulmuş. Bunu buraya ekleyelim tamam mı? Evet burada paralellik de var. E o zaman paralelliği gösterelim. Bak şimdi şununla şu birbirine paralel. Hocam paralellik var burada. Paralellik olduğunda hemen neye bakıyorduk? Hop bak ince ayrıntı kelebek. Hocam şurada kelebek var mı? Hayır. Paralel doğrular arasında kelebek olacak. Kelebek nerede? Bak şu kırmızılar arasında kelebek var burada. Bu kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran 1'e 3 yukarıdan aşağıya. O zaman 1'e 3 yani 3 katı olacak. Direkt burası 6 olur mu? Olur. E hocam x'e bakacağız. Bak şunlar birbirine paralel ya. Şöyle bir temel orantı var mı? Sivrilen yer burası. Evet. Şimdi şu bölü tamamı diyeceğiz ama tamamı da yok. Şurayı da bulmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Biz neyi kullanmadık? Kullandığımız bak. Soruda sıkıntı yaşadığın zaman kullanmadığın bilgiye bak. Hocam açıortaylığı kullanmadık. E kollar oranı, tabanlar oranı falan yok. Yani normal klasik açıortayı kullanamıyoruz. Daha öncesinde de söylemiştik. Hem paralellik hem açıortaylık varsa Z'ye dikkat. Bak paralellik de var. Z'den dolayı burada ne oluştu arkadaşım? Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu. A çizgiye çizgi. Yani şu üçgen bir ikizkenar üçgen oldu. Yani burası 5 ise burası da 5 olur. E gerisi bitti. Temel orantı x bölü tamamı. X bölü x artı 5 neye eşittir arkadaşım? 3 bölü 6'ya eşittir. E şunlar sadeleşti. 1 2. Buradan 2x eşittir x artı 5'ten. X de böylelikle kaç çıkar? 5 çıkar. Yani örnek 48'i 5 bulduk. Şurada paralellik unutulmuş. İlk baskıda, ikinci baskıda ben bunu düzelttiririm. Sıkıntı yok. İşte zaten konu anlatımı kısmındayız. O yüzden bence sıkıntı yok. Neyse paralellik verildiğinde bu soruyu böyle çözebilirdik. Cevap böylelikle 5 çıktı. Geldik 49'a. Evet 49. sorudayız. Birim karelere bölünmüş. Evet birim karelerle böyle kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği çok fazla kullanılabiliyor. Çünkü niye? Yatayların hepsi birbirine paralel. Dikeylerin de hepsi birbirine paralel. Yatayların paralelliğinde bakın. Bak burası 2 birim değil mi? Evet birim kare demek bir kenarı 1 birim olan kareler. Bak burası 2 yaptı. Bak şurası kaç yaptı? 3 birim. Gördün mü? C ile E noktası arasındaki uzaklık isteniyor bize. E hocam burası 2 birim, burası 3 birim. Yani şurada bir kelebek benzerliği var mı? Paralel de bunlar zaten, yataylar birbirine paralel olduğu için. Evet hocam. E o zaman 2'ye 3 oran varsa ve benden de CE uzunluğu isteniliyorsa şuraya yoğunlaşayım. Hocam burada o zaman ne var? Hop 2 bölü 3 oran var böyle. Yani burası 2K iken burası ne olacaktır? 3K olacaktır. E ben şimdi toplamda belki şunun tamamını bulabilirim. Benden 3K isteniliyor. C ile E arasındaki uzaklık. Peki birim kareleri kullanarak ben bunu nasıl bulabilirim? Aslında birim kareler içerisinde 90 derece yok mu? Var. Yani dik üçgene karşılık getirerek ben bunu bulabilirim. Dik üçgene karşılık da işte tam bu şekilde getirdiğim zaman bulabiliyorum. Bakın ne oldu burada? Hocam 90 derece burası. Sayalım bunu. 3 birim burada. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim burası. A, 3, 4, 5'in katı. 9, 12. Kaç üçgeni? 15 üçgeni. E burada 5K eşittir 15 ise K'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Ama benden ne isteniyor? CE uzunluğu isteniyor. CE uzunluğu da 3K olduğundan K yerine 3 yazarsam eğer cevabı da kaç bulurum? 9 olarak bulurum. Evet, örnek 49 böylelikle 9 çıktı. Bak normalde CE'yi Pisagor bağıntısından bulabilir miyiz? Bulamayız. Çünkü bunların nerede kestiğini bilmiyorum. Bak tam böyle bir yerde kesmiş arkadaşlar. Dik üçgene ait oluşmuyor ama tamamı dik üçgene ait oluşuyor. Ama buradaki oranı böyle yazınca toplam 5K'yı bulduk. 5K'yı bulunca da 3K da kendiliğinden çıktı. Evet, birim kareleri de böyle temel orantıda, kelebekte bize kullandırırlar. O yüzden bunlara da lütfen dikkat edin. Evet, geldik örnek 50'ye. Burada arkadaşlar ne var? Böyle bir hikaye oluşturulmuş. 20 burası, 30 burası. E noktasının buna olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman şu da zemine dik, bu da zemine dik ya. Şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. Zemine paralel. Aa, burada paralelse bak burada bir kelebek benzerliği karşımıza çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 20 bölü 30 yani 2 bölü 3. Aynı doğru üstünde 2A 3A yazabiliriz ya da buraya 2B 3B yazabiliriz. Aa, bu yazılım bana yetti çünkü benden X isteniyor. Bak şu X, sen X ve 30'a bakarsan şu temel orantıyı fark edersin. X ve 20'ye baksaydın eğer şu temel orantıyı fark edecektin. Ama gerek yok, X ve 30'a bakınca bak şunların da paralelliğinde şöyle bir temel orantı oluştu. Yani 2A'nın toplamda 5A'ya oranı eşittir X bölü 30 değil midir? Evet. E böylelikle A'lar sadeleşti. Ve 5 ile de 30 sadeleşti. 6 yaptı. 6 kere 2 12. 12 X'e eşit oldu. Evet, örnek 50. 30 yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bununla ilgili bir formül var mı? Var. Ama formüle gerek yok arkadaşlar. Hiç bunu vermiyoruz. İşte 1 bölü X eşittir 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 diye bir formül var ama buna gerçekten gerek yok. Sayılar kendini belli diyor. 20 ve 30 verildiği için önce kelebeğe baktık. Eğer 20 ve 30 değil de atıyorum şu x'i 12 bulduk ya. 12 ve 30 verilmiş olsaydı önce temel orantıya bakardık. Sonra da 20'yi bulmak için kelebeğe bakardık arkadaşlar. Tamam. Evet, örnek 50'yi bulduk. Geldik örnek 51'e. Tuğrul bir yolun genişliğini hesaplamak istiyor. Ya şöyle bir şey var. Hikaye var. Hikaye de burada yolda verilmiş herhalde. Neyse, soru yok ki hikayeyi okuyayım. Tuğrul bir yolun genişliğini hesaplamak istiyor. Bunun için yolun karşı tarafında bir trafik levhası seçiyor. Trafik levhasının hizasından başlayarak yolun kenarında 20 metre yürüyor ve geldiği A noktasına bir işaret koyuyor. Evet, şuradan böyle gelmiş, A noktasına bir işaret koymuş. Sonra yolun kenarında 16 metre daha yürüdükten sonra B noktasına ulaşıyor. Sonra yola dik olacak şekilde trafik levhası A ve kendisi doğrusal olacak şekilde 12 metre daha yürümüş. C noktasına gelmiş. Tamam. Buna göre bu yolun genişliği nedir diye soruluyor. Yolun genişliği neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Yani şurası. E hocam bu yolun genişliği, bu dik olan uzaklıkla yolun genişliğini buluruz. E bu da dik olarak buraya gitti ya. O zaman şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Yani şurada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. E bizden de zaten bu isteniliyor. Kelebekteki oran ne? Soldan sağa x bölü 12 değil mi? Evet, x bölü 12 eşittir. Aynı doğru üstünde 20 bölü 16'ya eşittir. 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 4. 4 ile de 12 sadeleşse 3. 3 ile de 5'i çarpsan cevap kaç çıkar o zaman? 15 çıkar. Evet, örnek 51'i 15 bulduk. Ve geldik örnek 52'ye. Şimdi bize burada bir oran verilmiş. K ve 2K verilmiş. FD uzunluğu da 2 birim olarak verilmiş. AF uzunluğu x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi AE uzunluğu K, burası da 2K'yı yazdık arkadaşlar. Şimdi son noktayı koyacağız burada. Son noktayı yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Oranlamanın olduğu mantığını kullanacağız. Biz daha öncesinde size aslında böyle paralel çizmeyi öğretmiştik. Ve şimdi tam anlamıyla öğrenmiş olacaksınız. Ne demiştik? Ek çizimlerde. Eşitlik gördüğünde ne yap demiştik? Hocam orta taban çiz. Evet, bak eşitlik gördün. Dur benle birlikte çizme. Sadece beni dinle. Ben sana 4 tane farklı yol göstereceğim. En az 4 tane farklı yol göstereceğim. Hocam burada bir eşitlik var. Verilen bilgilerle soruya ulaşamıyorum. Ne yapacağım? Eşitlik var. Orta taban çizelim. Şuradan bir orta taban çizersem 2K'yı 2 eş parçaya böler. Burası K, burası K olur. Sonra ne oldu arkadaşım? Aa hocam şuraya bakacak olursak şununla şu birbirine paralel ya. Yani şu üçgene bak. Hocam 2'ye 1 oran var. O zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani 2 ise burası direkt ne olur? 4 olur. Bak 4'ü bulduk. Nereden bulduk? Eşitlik var ya burada. Eşitlik olduğu için bir orta taban çizerek sonuca ulaştık. Ama ben şimdi sana bu ifadeyi genelleştiriyorum arkadaşım. Ne diyorum? Oran varsa ve sonuca ulaşamıyorsan sen ne yapacaksın? Oranı kullanmak için bir paralel atacaksın. Bak şimdi sen mesela şuradaki oranı kullanmak için hani eşitlik. Ya böyle paralel çizebilirdin ya böyle paralel çizebilirdin ki buradan da soru çıkar. Niye? Hocam burada bir orta taban oluştu. Şuna paralel çizmiş oluyorum. 2K ise burası K olur. Sonra şu üçgene bakacak olursan da bu sefer de ne çıktı arkadaşlar? K'ya 3K var. Hocam bunun buna oranı K bölü 3K'ya eşit değil midir? Evet. Ya 1 bölü 3 işte 2 ise hani 2 bölü 2 artı x'e eşit deyip buradan da bir sonuca ulaşırsın. Bak bu da ikinci yol mesela. Şimdi dur beni dinle. Üçüncü yolu göstereyim ben sana. Hocam ben burada her ikisinde de şuradaki eşitliği kullandım. Peki burada şuradaki oranı kullanabiliriz. Bu oranı kullanmak demek paralel çizmek demektir arkadaşlar. Hop şuradan şöyle buna paralel çizebilirsiniz. Hocam ben buna böyle paralel çizersem bak burada bir orta taban çıktı. 2 ise çünkü bunda bu şuradaki üçgende orta taban çıktı. 2 ise 4 olur. Bununla da paralel ya şöyle 2 bölü 3 yani şu büyük üçgende de bir temel orantı çıktı. Yani 2 bölü 3 4 bölü x artı 2'ye eşitleyip x'i yine bulabilir misin? Evet bulabilirsin. Bu da bir sonraki yol arkadaşım. Ya da en son yol olarak da şunu söyleyeyim. Buradaki oranı kullanmak istiyoruz ya. Oranın oraya kalemini koy. Ondan sonra yapman gereken tek şey paralel çizmek. Çizelim paraleli. Hop şöyle paralel çizdim kardeşim. Bu sefer şuna paralel çizdim. Bak buna paralel çizdim bu sefer. Yani sen oran gördüğün zaman hani biz ne diyoruz hep üçgenlerde? Ya bir uzunluk soruluyorsa büyük ihtimal ya dik üçgenden çıkar ya benzerlikten çıkar. Özel durumlar yoksa. Buraya baktık. Sadece ve sadece oran var. Oran varsa da ne yapacaksın? Burada oranı kullanacaksın. İster buradaki oranı kullan, ister buradaki oranı kullan. Ben şimdi buradakileri gösterdim ya sıra burada. Buradan şöyle paralel çizeceğim. Yani hani orta taban çizmeyi öğrendik ya paralel çizmeyi. Burada da oran gördüğünde bu paraleli çizebilirsin. Bu paraleli çizdiğinde de ne oluyor? Kelebek benzerliği çıktı mı karşımıza bak. Kelebek benzerliği çıktı burada. Ve temel orantıda çıktı mı çıktı. Bak şimdi dikkat. Burada kelebekteki oran 1'e 1. O zaman 2 ise burası da 2 midir? Evet. Sonra burada şu temel orantıya bakalım arkadaşlar. Şuradaki üçgende bak 1'e 2 oran var. O zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası A iken burası 2A mı olacak arkadaşlar temel orantılar? Evet. 2A eşittir 4 ise A'yı da böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. A'da 2 çıkar ve X'e bak şimdi. 2 burada 2 burada. X şurasıydı. AF uzunluğuydu. Cevap kaç yapar o zaman? 4 yapar. Sana 4 tane farklı yol gösterdim mi? Gösterdim. O oranı kullanmak demek paralel çizmek demektir. Sen istersen o oranı kullanmak için şöyle hocam dışarıya doğru bir kelebek oluşturayım da diyebilirsin. Bu şekilde de yine sonuca ulaşabilirsin. Ama kelebekler o zaman iç içe oluşuyor. Biz genelde böyle içeriye doğru paralel çizme yöntemini daha çok seviyoruz. Özellikle bu çizdiğimiz çizim paralel kenar konusunda. Yani paralel kenarın özel hali dikdörtgende, karede, eşkenar, dörtgende de bizim çok işimize yarayacak. Ve gerçekten önemli bir teknik öğrendin. Biz artık eşitlik gördüğümüz orta taban çiziyoruz. Evet. Bunu orana da yorumluyoruz. Oran gördüğünde de paralel çiz. Temel orantı oluştur. Ama verilen bilgileri kullanamıyorsan, temel orantı ve kelebek benzerliği yoksa bunu yapıyoruz. Ve bak gördüğün üzere sana 4 farklı çözüm yöntemiyle sonuca ulaştım. İster buradaki oranı kullan, ister buradaki oranı kullan dedim. Artık hangi yol hoşuna giderse onu çözüm olarak eklersin. En son çözüm ben buradan yaptığım için ve kelebek benzerliğinde de olduğu için burada bu çözümü burada şekil olarak sana bırakıyorum. 4 çözümden beğendiğini de sen buraya koyarsın dostum, tamam. Evet gençler, böylelikle bunu da öğrendin ya, artık benzerlikte hiçbir eksiğin kalmadı. Yani benzerlik oturdu. Benzerlikle ilgili çoğu şeyi artık çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Her şeyi öğrendin ve böylelikle üçgende benzerliği bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende alanın konu anlatımında görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.